Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Rümeysa Kadak. Buyurun Sayın Kadak. Başkan, çok kıymetli genel kurul, bugün geçtiğimiz haftalarda çokça konuşulan, hepimizin duyduğu Z kuşağının sorunları ile ilgili İYİ Parti grup önerisi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Ben açıkçası bugün benim de bir birey olduğum Z kuşağı aslında kimler, bizim gerçekten problemlerimiz ne, onlardan bahsedeceğim. Gerçek sorunlarımız, beklentilerimiz ne, biraz ondan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi farklı kuşaklar tarafından Z kuşağının nasıl algılandığını biliyorum. Birincisi, bu her zaman böyleymiş. Yani baktığınız zaman gençler tarihin her döneminde marjinal gözükmüş. Hatta farklı oldukları için suçlandıkları dönemler dahi olmuş. Bunu Sokrates'in sözlerine baktığımızda da görüyoruz. Sümer tabletlerine baktığımızda da. Yani bu yeni bir durum değil. Kullanmak için böyle çok heyecanlı olmamamız gerekiyor bence siyasetçiler olarak. İkincisi, gençlerin istediği şey temelde nüfusun o kadar da genç olmayan diğer bireylerinin istediklerinden çok da farklı değil. Ben bunu böyle çok cinsiyetçi, çok şekilci ve genç bir birey olarak çok kullanıldığımı hissediyorum bir ZNS üyesi olarak. O yüzden bugün aslında biraz da üzülerek konuşuyorum. Şimdi biliyorum geçtiğimiz hafta İYİ Parti önem verip gençleri toplamış, dertlerini dinlemiş. İyi niyetli olduklarını da biliyorum. Ama bizim istediğimiz tam da aslında bunun aksi. Biz sizinle aynı masada oturmak istiyoruz. Karşınıza alıp edilgen bir şekilde dinlenilmek istemiyoruz. Mesela bugün arkadaşımız konuştu HDP'den. Referandum sonrasında biliyorsunuz genç vekillerimiz geldi meclisimize. Bizde de 5 tane genç vekil var. Bence bu efsane bir şey. Keşke gençler olarak burada konuşsak da bizim adımıza konuşulmasa. Bu çünkü 50 tane erkeğin aynı masada oturup kadın haklarını sabahtan akşama konuşması gibi bence. Bu kadar absürt duruyor. Bunu buradan belirtmek isterim. Ve aynı zamanda Meral Hanım gençlere iş verilmediğini söylemiş. Yani düşünürken şöyle dedim, ablacığım sen de vermiyorsun ki, burada hiçbir genç yok İYİ Parti sıralarını. Keşke daha çok genç olsa. Biz gençlerin problemlerini tartışmasak da gerçek problemleri tartışsak. Çünkü ben artık Z kuşağı problemlerini tartışmak istemiyorum açıkçası mecliste, ama sürekli bu konu açılıyor. Son olarak benim burada tek başıma bulunmam da yetmez. Bence benim her görüşten arkadaşa burada alan açmak gibi bir sorumluluğum var. O yüzden burada boş sözlerin dışında yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Biz Politika Araştırma Grubu isimli bir grup kurduk, oluşum kurduk. Bu yapıyla birlikte hangi görüşten olduğuna bakmadan gerçekten dertli arkadaşlarımızı mecliste buluşturduk. Ve şu anda bizimle birlikte çalışan çok farklı, belki benimle siyasi görüşten yüzlerce arkadaşımız var. Bunun böyle devam edeceğini de umuyorum. Son olarak şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Biz Z kuşağını, Z kuşağıyla birlikte sizi iktidardan götüreceğiz ifadesini de çok şekilci buluyorum. Çünkü bizim istediğimiz ne biliyor musunuz? Biz Z kuşağıyla birlikte yürümek istiyoruz. Ben bir... Buyurun toparlayın, buyurun. Burada 5 vekilimiz var benim gibi. Bunun temsil için yeterli olmadığını da biliyoruz. Daha fazlası için de uğraşıyoruz. Farklı siyasi partileri motive etmek için de uğraşıyoruz. Gençlerle köprü kurmak için de. Arkadaşlarımızı, gençlerimizi kullanmak değil, onlarla bence birlikte yol yürümek önemli. Son olarak da vekilliğin açıkçası şeklinde ibaresinin biçiminde olarak değiştirilmesi için önerge vermek ya da salt konuşma yapmak olmadığını düşünüyorum. Bence vekillik, vekillik makamı öneri sunma, aksiyon alma makamı. Böyle konuları da çok açıkçası magazinsel buluyorum. Gençlerin de bunlara uymadığını ben buradan her siyasi partiye, her vekilimize iletmek isterim. Teşekkürler, saygılar.